Merhaba dostlar. Merak edilen Kanada'ya dair yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün yine bir konuğum var ve bugün Kanada'da eğitimi konuşacağız. Konuğum Kanada lisanslı eğitim ve göçmenlik danışmanı Murat Koçak. Murat hoş geldin. Evet hoş bulduk. Sağ ol. Zaman ayırdığı için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kısaca seni tanıyabilir miyiz? Murat Koçak kimdir? Lisanslı göçmenlik danışmanı olarak neler yapıyorsun? Tabii ki. Lise sonrasında üniversiteyi Kanada'da okudum. 4 yıllık UFT'de Commerce bölümünü bitirdim. Bu bölümü analitik bir işletme bölümü olarak düşünebilirsiniz. Mezuniyet sonrasında da eğitim danışmanı olarak çalışmaya başladım. Son 2,5 yıldır da lisanslı göçmenlik danışmanlığı yaparak öğrencilerimize ve danışanlarımıza göçmenlik konularında yön gösteriyoruz. Başvurularını biz yapıyoruz. RCIC diye bir konsept var Kanada'da. Bizler Kanada devlet tarafından regüle edilen lisanslı göçmenlik danışmanı olarak geçiyoruz. Kendi portalımız üzerinden öğrencilerimizin başvurularını yapıp takibini yapabiliyoruz. Anladım. Bu videomuzda seninle Kanada'da dil okulunu konuşmak istiyorum. Bu soruda çok fazla soru alıyoruz biz de merak edilen kanalı olarak. Kanada'ya dil okulunda gelmek için ne yapmak lazım, nereden başlamak lazım? Buradan bir başlayalım. Evet çok doğru. Kanada'da dil okulları popüler. Her yaştan öğrenci Kanada'da kolej eğitimi, vatandaşlık veya öncesinde dilini geliştirmek için öncelikle bir dil okuluna diye gelmek istiyor. Açıkçası süreçler 3 ila 6 ay öncesinden başlıyor. Biz dil okulları kabulünü hani öğrencilerin hızlı bir şekilde alsak da uygun okulu, lokasyonu, şehri belirlesek de maalesef öngöremediğimiz bir vize süreci var. Buna 3-4 ay süre ayırmak kaydıyla öncelikle öğrencilerimizin dil seviyelerini ölçüyoruz ve kendilerine uygun dil seviyesine göre özel dil okulu veya devletin bünyesinde bulunan dil okullarına yerleştiriyoruz. Peki özel dil okuluyla devlet okulu kavramını bize bir açıklayabilir misin? Aradaki fark nedir? Tabii ki yani biz devlete bağlı dil okullarını özellikle akabinde kolej eğitimi alınacaksa çok tavsiye ediyoruz. Kanada'da kolej sisteminde şartlı kabul diye bir konsept var. Eylül, Ocak veya Mayıs'ta akademik programları başlamadan önce dil seviyeleri yeterli değilse öğrencileri akademik programlarından kabul ediyoruz. Fakat okullar diyor ki dil seviyen yeterli değil. Eylül'de bizde başlayabilirsin ama öncesinde Temmuz ayında veya belki Mayıs ayında bizim dil okulumuzda okuyup mezun olman lazım diyorlar. Dil okulu süresi tabii ki öğrencinin dil seviyesine göre değişebiliyor. Öğrencinin dil seviyesi eğer çok uzun sürecek gibiyse o zaman belki özel dil okulu tercih edilebilir. Çünkü ücret gerçekten çok büyük bir fark var. Ama özellikle 2 ya da 4 aylık dil eğitimi alınacaksa kolejlerin kendi bünyesinde bulunan dil okullarını tavsiye ederiz. En merak edilen şey sormak istiyorum. Ücretler. Sen biraz ucundan değindin. Anladığım kadarıyla özeller biraz daha ucuz ama nedir fiyatlar? Evet doğru yani özel dil okulları 800 dolar ile 1500 dolar civarında değişebiliyor. Haftalık İngilizce alınan saat ve ders yoğunluğuyla bu ücretler fark ediyor. Haftada 20-25 veya 30 saatlik opsiyonlar var. Dil okullarının da kendi pathway programları var. Sonrasında anlaşmalı olduğu olan kolejlere ayrı bir IELTS, Duolingo veya TOEFL sınavı almadan dil okulundan aldığınız sertifikayla başvurabiliyorsunuz. Bunlar Pathway programı haftada 30 saatlik eğitimler olur ve aylık 1500 Kanada doları civarındadır. Tabii ki dil okulu süresi uzadıkça ücretler de düşebiliyor. Ama devlet kolejlerine bağlı dil okullarında şartlı kabul alındıktan sonra aylık ücretler biraz 1700-1800 dolar civarında oluyor ve minimum 2 ay dil eğitimi almanız gerekiyor. Ama tabii ki bunun büyük bir avantajı var. O da sonrasındaki akademik programda yerinizin hazır olması. Evet. Peki buraya gelen bir öğrenci okula verdiği para dışında ortalama ne kadar paraya ihtiyacı var? Aylık için gene. Okula 1500 dolar civarı olduğundan bahsettin. Peki normal yaşantısı için ne kadar para ihtiyacı olacak? Evet. Aslında bir dil okulu veya normal bir kolej ya da üniversite için gelen öğrencinin aylık veya yıllık masrafları birbirinden çok da farklı değil. Tek fark dil okuluna gelen öğrenci maalesef çalışamıyor. Ama kolej ve üniversiteye gelen öğrenciler yarı zamanlı, tatillerde tam zamanlı çalışabiliyorlar. Dil okullarına gelen öğrenciler konaklama eğer okullarına dahil değilse aile yanı konaklama yapıldığı takdirde belki ayda 1200 ila 1400 Kanada doları arasında ücretler değişebiliyor. Eğer bir ev kiralanmak istenirse örneğin Toronto bölgesinde hani 1500 veya 2000 Kanada dolarının üzerinde evler olabilecekken eğer aile yanı konaklama olacaksa belki Toronto'nun 45 dakika uzağında hani yemek de dahil olacak şekilde 1400 Kanada doları olabilir. Biz genelde buraya gelen öğrencilerimize yıllık 15.000 dolar minimum konaklama, aylıkta 500 minimum olacak şekilde hani 1500 Kanada doları arasında aylık harcamaları olabilir. O yüzden zaten bir vize memuru da vize dosyasını değerlendirirken
minimum bir 40-45 bin Kanada doları görmek ister. Öbür türlü özellikle süre diyelim bir yıl olacaksa 3. ayın sonrasında kiranı nasıl ödeyeceksin diye baştan anlamak istiyor. Anladım. Peki çalışma izni yok dedin. Bir daha detaylı anlatabilir misin bize dil okuluna gelen öğrencinin durumunu? Evet, bu büyük bir yanlış anlama sanırım birçok öğrenci için. Dil okullarına ne süreli gelirseniz gelin, kolejde olabilir veya kolejin dil okulu da olabilir veya özel bir dil okulu da olabilir. Maalesef öğrencilerin çalışma izinleri yok. Ama eğer bir pathway programı veya şartlı kabul bitirildiği takdirde akademik programa başlanırsa, program başlangıç tarihinden itibaren vizesi de onaylandığı takdirde tabii ki de yarı zamanlı çalışma izni olabiliyor öğrencilerin. Anladım. Dil okulundan mezun olan öğrencinin göçmenliğe giden yolda bir artı oluyor mu, bir avantaj oluyor mu? Hayır. Açıkçası yani dili Türkiye'deyken ne kadar geliştirebilirseniz ve Kanada'ya hani kolejde okumak için öncelikle gelebilirseniz çok daha avantajlı bir konumda oluyorsunuz. Dil okulundan mezun olmanın göçmenlik için, mezuniyet sonrasında çalışma izni alabilmek için veya bir vatandaşlık puanı için maalesef bir artısı yok. Ne tip artıları olabilir? Tabii ki Türkiye'de Türk ortamında kafeye gittiğinizde Türkçe işte konuşmak, evde Türkçe konuşmak vesaire dili geliştirmek biraz daha zor olabilir. Kanada'da işte kültüre, dile, insanlara çok daha çabuk alışabiliyorsunuz. Ve belki bunu ufak bir test olarak düşünebilirsiniz. Akabinde gerçekten gelecek 2, 3 veya 4 yılınızı Kanada'da koleje veya çalışmaya ayırmak mı istiyorsunuz? Yoksa 4 aylık dil eğitimine geldiniz, Kanada'yı gördünüz. Sonrasında Türkiye'ye döndüğünüz zaman bu dili geliştirmek zaten sizin için avantajlı olacaksa bence bu tip öğrenciler dil okuluna gelmek için gelebilirler Kanada'ya. Peki öncesinde bir dil sınavına girmek gerekiyor mu? Seviye tespit gibi bir sınava girmek gerekiyor mu gelmeden önce dil okuluna? Evet, gerekiyor. Bazen dil okullarının kendi seviye tespit sınavları oluyor. Bunlar ücretsiz de olabiliyor. Biz bu aralar açıkçası Duolingo'yu tavsiye ediyoruz. Ücretsiz 15 dakikalık deneme testi de var. Veya sınavın kendisi de 60 Amerikan doları veya 49 Amerikan doları şu anda zannedersem. Bir saatte biten bir sınav. Zaten biz öğrencilerimizle ilk görüşme yaptıktan sonra sonuçlarına göre yani dil testi sonuçlarına göre ortalama kaç aylık bir eğitim almaları gerektiğini söyleyebiliyoruz. Anladım. Bir de bana en çok gelen sorulardan bir tanesi şu. Ben turist olarak geldiğimde dil okuluna gidebilir miyim? Böyle bir şey yapabilir miyim? Var mı öyle bir şey? Evet, Kanada'ya ister kendi başınıza ister bir aile ferdinize eşlik olarak turistik vizeyle gelebilirsiniz. Ve dil okulu süreniz 6 aydan kısa süreli olduğu takdirde burada herhangi bir ekstra vizeye başvurmadan dil eğitimi alabilirsiniz. Ve hatta akabinde eğer kolej eğitimiyle devam etmek istiyorsanız mezuniyet sonrasında Kanada içinden study permit yani öğrenci iznine başvurmanızın bazı şartları var. Bunlardan biri de şu olabilir. Dil okulu veya bir kolejde eğitim bitirdikten sonra pathway programıyla yeni bir koleje kabul almanız. Eğer pathway programıyla bir bölüm bitirip sonrasında kolej kabulünüz olursa Kanada içinden sonra kolej akademik programı okumak için öğrenci iznine başvurabilirsiniz. Ama ilk başta 6 aydan kısa süreli olacak şekilde dil eğitimi alabilirsiniz. Anladım. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Çok değerli bilgiler verdin bize. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, bu videomuzda eğitim danışmanı, lisanslı eğitim danışmanı Murat Koçak'la Kanada'da dil eğitimini konuştuk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kanada'dan tüm Türkiye'ye selamlar, sevgiler.